Flash'ta hizalama işlemlerini Align panelinin yardımıyla kolayca yapabilirsiniz. Varsayılan olarak Essentials Workspace'in altında Align paneli açık bulunmamaktadır. Align panelimizi açmak için Windows'dan Align seçeneğini seçiyorum. Panelimizi açtık. Panelimizi açtıktan sonra hizalama işlemine başlayabiliriz. Ancak hizalama işlemi yapabilmek için minimum iki tane nesneye ihtiyacım var. Şu anda ekranda bir tane nesnem var. O yüzden ikinci bir nesne çizmek istiyorum. Bir dörtgen aracımı aldım. Farklı bir renkle, farklı bir boyutta cismimi çizdim. Seçim aracını alarak bu cismimi farklı bir konuma taşıyorum. Şimdi bu iki cismi birbirine göre hizalamak isteyeceğiz. Hizalama işlemini yapmak için iki cismi de seçmem gerekiyor. İki tane cismimi seçiyorum ve align penceresini kullanarak bu cisimleri birbirine göre hizalayabiliyorum. Bu cisimlerin sol köşelerini birbirine göre hizalayabilirim. Sağ köşelerini birbirlerine göre hizalayabilirim ya da ortalarını birbirlerine göre hizalayabilirim. Sağ ve sol seçeneklerinde bir şey dikkat etmeniz gerekiyor. Sola hizal dediğimiz zaman en soldaki cisim bulunduğu noktada duruyor ve diğer cisim kendini bu cismin sol kenarıyla kendi sol kenarını aynı noktaya getirecek şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla alt taraftaki çizimim hareket ediyor. Sağa hizala dediğimiz zaman da bu cismin sağ köşesi daha büyük ve daha sağda olduğu için duracak. Ve alt taraftaki cismim gene sağ köşesini bu cisimde sağ olarak aynı noktaya getirmeye çalışacak. Şimdi cismin farklı bir noktaya getiriyorum. Tekrar iki cismimi tekrar seçtim. Üst köşelerini hizala, alt köşelerini hizala ya da ortala hizala diye yapabilirsiniz. Eğer özellikle ekran üzerinde dağıtmak istediğiniz çizimleriniz varsa Benzer şekilde buradaki distribute seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Burada kullanılacak diğer önemli seçenekler match size seçeneği. Match size seçeneğini seçerek iki cismin birbirle aynı boyuta gelmesini sağlayabilirsiniz. Cisimlerin dikey ya da yatay olarak aynı boyutlara gelmesini sağlayabiliriz. Genişliğini eşitlemek için bu butona basıyorum. Yüksekliğini eşitlemek için de match height butonuna tıklayarak cisimlerin aynı boyuta gelmesini sağlıyorum. İsterseniz Match Width and Height seçeneğine tıklayarak hem genişlik hem de yüksekliğin aynı boyutlara gelmesini sağlayabilirsiniz. Bir web tasarımı yaparken, Flash'ta bir web sitesi ya da animasyon tasarlarken kullanacağımız önemli özelliklerden bir tanesi ise Align menüsü altındaki Space özelliğidir. Space özelliği cisimlerin birbirlerine göre aynı mesafede olmalarını sağlamaktadır. Bunu örnekleyebilmek için yeni bir dikdörtgen daha çizelim ekrana. Evet, ve bu dörtgeni biraz daha yakınlaştıralım. Şimdi bu üç çizimimi seçiyorum. Ve Space kısmından Space Even Vertically seçeneğinin yanında bulunan Space Even Horizontally seçeneğine tıklayarak cisimlerin arasındaki mesafenin eşit noktaya gelmesini sağlıyorum. Özellikle sahne üzerinde butonlarımız varsa görsel açıdan bir düzgünlük yakalayabilmek için, görsel açıdan bir uyum yakalayabilmek için bu butonların arasındaki mesafelerin eşit olmasını isteriz. Bunu da buradaki space özelliğinden yapabiliriz. Diğer bir kullanabileceğim align özelliği ise cisimleri birbirine göre hizalamak yerine sahneye göre hizalamayı tercih edebilirim. Bunu yapabilmek için cisimleri seçtikten sonra to stage seçeneğine tıklıyorum ve burada tıklayacağım butonların sahneye göre işlem yapılmasını sağlıyorum. Örneğin ortalamak ya da üst köşelerini sahneye göre hizalamak istediğim zaman buradaki cisimler sahnemizin üst köşesine hizalanacaklardır ortalama işleminde de yapabiliriz. Sahneyle aynı büyüklükte bir cisim çizmek istediğimizde bu sağdaki iki tanesinin karışıklık vermemesi için siliyorum seçip cismimi seçiyorum. Cismimi seçtikten sonra match size'dan match width diyorum. Bakın şu anda sahneyle aynı boyuta geldi. Match height diyorum. Sahneyle aynı yüksekliğe geldi. Ama tam sahnemin üzerinde değil. Sahnemin üzerine gelebilmesi için de align left ve align top seçeneğini tıklayarak Dört gerimin sahne ile aynı büyüklüğe gelip aynı konuma gelmesini sağlıyorum.